Söyle yeğenim. Ben Yaman Korkmaz. Yeğenim konuşacak halde değil reis. Ben arayayım dedim. Kahvaltınız bittiyse fidanlıkta bir çay içelim. Ne oldu reis? Sesin kesildi. Tamam, geliyorum hemen. Dur, telefonunu adamlarına vereyim. Silahlarını bana doğrultmuşlar. Belki Alparslan benim için önemli değil. Sıkın dersin. Hazır reis. Çocuklar, şu ağacın altı güzel. Orada bekleyelim. Kusura bakma reis. Elimi uzatamıyorum. Tokalaşmak isterdim. Ama İlyas işte. Önemli değil. Eli sıkılacak bir adam da değilsin. Şimdi ben buraya güzel haberlerle geldim. Ama sen dakika bir de beni bozuyorsun. Bozulduğumdan değil. Yani. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben sizinle anlaşma yapmaya çalıştıkça siz benimle vuruşmak istiyorsunuz. Biz senin yüzünü bile görmek istemiyoruz. Senin Alparslan'da ne işin var? Benim bir işim yok İlyas. Kendisi baskın basanındır deyip herhalde Şahin Ağa'dan mekanı öğrenince Patakit'e daldı içeri. Aslında bizim çocuklar öldürürdü onu. Çakırbeyli deyip tutmuşlar. Getirttiler, karşıma oturttular. Ben aslında anladım. Sizden habersiz tek başına iş yaptığını. Normalde öldürürüm. Sen yoktun reis. İlyas... Elime sıkınca ona söz verdim. İlk seni öldüreceğim diye. Sonra sabaha kadar sözümü tutayım mı tutmayayım mı diye düşünürken dur dedim, bir de Hızır Reis'e sorayım. Yeğenini öldüreyim mi yoksa salayım mı? Alparslan nerede? Güvenli bir yerde. Şimdilik yaşıyor yani. Yaman. İlyas'a gidip bir şeyler zırvalamışsın. Basanızı satın alırım. Bırakın gidin diye. Bak.
bizim girdiğimiz işler. Öyle birisine devredilecek, hibe edilecek işler değil. Hele ne yüdüğü belirsiz, hırsıza, uğursuza bırakılacak işler hiç değil. Şimdi dışarıdan bakan biri diyecek ki, sanki Yaman Korkmaz en sevdiği yeğenini Hızır'a kaptırmış. Şefaat dileniyor. Alparslan diyorum, Alparslan. Ezdik. Ama yine de öldürmedik diyorum ya. Niye öldürmedin, niye? Onu soruyorum. Bu İlyas'a söz verdim, ayaklarını bırak. Sen şimdi diyorsun ki ne istiyorsun? Bilmem. Ne veriyorsun? Abi belli ki geçenlerde patlattığım paraların peşinde. Öyle mi? Aşk olsun. Alparslan'a karşılık para istemek bize yakışır mı? Bak. Böyle yaptıkça benimle uzlaşamazsın. Yaman bir iki adım daha atar, geberir gidersin. Eğer benimle uzlaşmak istiyorsan, birilerini rehin alarak falan bunu yapamazsın. O yüzden Alparslan'ı bırak. Uzlaşmak için gerçekten bir teklifin varsa oturur konuşuruz. Tabii ki masadaki arkadaşlarımın fikrini, olurunu alırsam. Alırsın reis. Alırsın. Sen böyle uzlaşmacı olduktan sonra Alparslan'ı da alırsın. Olur da alırsın. Ben çocuklarla yeğenini gönderirim. Ama sen de bir an önce bana haber gönder ki paralarınızı ayarlayayım. Abi bunun sözüne güven olmaz. Sıkar Alparslan'ı. Sıksaydı şimdiye kadar sıkardı. Ayrıca yeğenime benim sıkmamdansa onun sıkması daha mı iyi olurdu diye düşünmeye başladım. Bu bebe niye kafayı taktı böyle masaya? Yani amacı ne mi? Amacı falan yok. Hedefi var. Belli ki birileri buna hedef koymuş, yol vermiş. Herkese haber verin. Otele geçsinler. Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bendes var iki cihan.